Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan. Bugün arkadaşlar Google Chrome'umuzu nasıl sıfırlayacağımıza bakacağız. Sıfırlamamızın nedeni arkadaşlar Chrome'un aşırı yavaşlayabilmesi kullandıkça. Şimdi böyle tıklarken, şimdi benimki hızlı fakat bazı bilgisayarlarda bu bayağı yavaş oluyor. Şimdi arkadaşlar sıfırlama işlemini yapmadan önce ayarlara girip sizin yapmanızı rica edeceğim birkaç şey var. Çünkü burada bakın, şifreler ve uzantılarınız olacak sizin de. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi uzantılarınız. Şimdi sıfırlayınca Chrome'u hepsi gidecek. Yalnız arkadaşlar Chrome'u sıfırlamayı Chrome üstünden değil de Windows'tan yapacağız. Gördüğünüz gibi şifreler, bunlar hep gidecek sıfırlayınca. Bu yüzden arkadaşlar bayağı bir hızlanacak ama bu şifreleri vesaire kaybetmemek için bakın senkronizasyona girip burada oturum açıp bir Gmail hesabına ayarlarınızı, şifrelerinizi, uzantılarınızı vesaire hepsini yedekleyin ve yani daha doğrusu senkronize edin arkadaşlar. Şimdi işlemimize başlayalım. Şimdi bilgisayarıma giriyoruz. Buradan C'ye giriyoruz arkadaşlar. C'ye girdikten sonra bakın kullanıcılar var. Şimdi burada ortak ve iki dosya olacak bakın. Alttaki dosyada siz hangi ismi belirlediyseniz o yazar. Ona gireceksiniz. Bakın burada bilgisayarınıza ait dosyalar var. Şimdi burada bizim arkadaşlar önce görünüme geleceğiz ve gizli öğeleri aktive edeceğiz. Gizli öğeleri aktive ettikten sonra Updata'yı göreceksiniz. Updata'yı tıklayacağız. Daha sonra lokale tıklayacağız. Ve burada Google'ı bulacağız arkadaşlar. Google'ı bulduktan sonra çift tıklayıp Google'ın içine giriyoruz. Ve burada da Chrome'un içine giriyoruz arkadaşlar. Çünkü Chrome üzerinde işlem yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi user data diyor ve Chrome'da yaptığımız bütün değişiklikler vesaire burada oluyor. Dolayısıyla bu dosya kabardıkça, büyüdükçe Chrome yavaşlıyor. Biz bunu siliyoruz arkadaşlar. Sildiğimiz zaman dediğim gibi evet şu an Chrome'u sanki yepyeni indirmişiz gibi olacak. Geri dönüşüm kutusundan da silelim. Bakın Chrome'u tıkladığımda gördüğünüz gibi sanki şimdi indirmişim gibi fabrika ayarlarına döndü. Şu an en hızlı hali arkadaşlar. Buraları atlıyorum. Şimdi ayarlarımızı vesaire işte sekmelerimizi nasıl geri getireceğiz? Şimdi tekrardan arkadaşlar bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi uzantılar yok. Ayarlara gelip bakalım. Bakın şifreler bomboş. Hepsi gitmiş. Dolayısıyla bunları geri getirmemiz gerekecek. Bunları geri getirmek için de ayarlara gelelim. Buradan senkronizasyonu aç deyip az önce hangi Gmail hesabını girdiysek tekrardan o Gmail hesabını gireceğiz. Ben şimdilik aldığım Gmail hesabını yani senkronize ettiğim Gmail hesabını giriyorum. Tabi buraları kapatacağım arkadaşlar. Şifresini giriyorum. Ve ileri diyorum şifreyi girdikten sonra. Şimdi bakın senkronizasyon açılsın mı diyor. Burada evet istiyorum demeniz yeterli. O maile eş zamanlanan her şey kalıcı olarak bakın şimdi sekmeleri görmüyoruz. Yeni bir sekme açınca göreceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi en son yaptığım senkronizasyon dan dolayı bakın hepsi sekmelerim vesaire hepsi geri geldi arkadaşlar. Şifrelerim, uzantılarım. Şimdi hemen bakalım şöyle hızlıca. Bakın ayarlara giriyorum. Tekrar şifreler diyorum. Gördüğünüz gibi şifreler gelmiş. Uzantılara da bakalım arkadaşlar hızlıca. Evet, uzantılarım da gelmiş. Zaten iki uzantı kullanıyordum sadece. Gördüğünüz gibi bütün ayarlar gelmiş arkadaşlar. Böylece hem hızlı bir şekilde sıfırladık ve varsayılan ayarlarımızı geri yükledik arkadaşlar. Bu yöntemi de sizlere tavsiye ederim. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.